Bugün konumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yalnız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işte 14 Şubat Sevgililer Günü gibi bir tüketim üzerine kurulu bir günle karıştırmayalım. 8 Mart alelade bir gün değildir. Alelade bir anlam da içermemektedir. Tüketim ekonomisiyle ya da sevgiliyle ya da duyguları bu şekilde ifade etmeyle de ilişkisi yoktur. Yani 8 Mart elimize bir demet çiçek alıp annemize, ablamıza, eşimize, sevgilimize, nişanlımıza, arkadaşımıza götürüp Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım diyeceğimiz bir gün değildir. 8 Mart özel bir anlam içermektedir. 8 Mart kadınların erkeklerle eşit hakları kazanmak için mücadele ettikleri günün adıdır aslında. Tarihsel bir anlamı da vardır. 1857 yılında tarihine biraz değinecek olursam 1857 yılında kadınlar Manhattan'da dokuma işçileri ayaklandı. Direniş yapmaya başladılar. Dediler ki erkeklerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Kardeşim biz dediler. Aynı iş kanunu üzerinden gitmek istiyoruz. Bir direniş yaptılar. Bundan 51 yılı sonra yine 8 Mart 1908 yılında 8 saatlik iş günü için bir direniş yaptılar. Dediler ki erkekler 8 saat iş gününe tabi. Biz tabi değiliz. Onlar 8 saatten fazla çalışıyorsa mesai alıyorlar. Biz almıyoruz. Dolayısıyla bir direniş daha oldu. Bu direnişlerde 129 tane kadın dokuma işçisi yanarak öldü direnişte, fabrikada. Dolayısıyla bu çok büyük bir şeydi. Kadınların erkeklerle eşit olmak için hak arama mücadelesiydi. Bunun anısına 1910 yılında 2. Enternasyonel'de, Komintern'de, Clara Zetkin adlı 2. Enternasyonel liderlerinden, Avrupa Kadın Hareketi'nin de çok önemli liderlerinden biri olan Clara Zetkin, bu 129 kadının ve 1857 ve 1908, 8 Mart'ında yapmış oldukları bu direnişlerin anısına 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Mücadele Günü olarak anılmasını önerdi. Kabul gördü bu. Daha sonra dalga dalga yayılmaya başladı 1921'de, 1928'de, derken 44'te, 47'de, 57'de falan, 1975 yılında Birleşmiş Milletler de kabul etti bunu. Dediler ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Türkiye'de bundan sonra kabul etmeye başladı. Dolayısıyla 8 Mart insan olmanın iki büyük hasleti vardır. Bunlardan ister erkek ister kadın. Bunlardan biri özgürlüktür, biri eşitliktir. Her zaman insanlar olduğundan daha özgür olmak isterler. Her zaman insanlar kendinden bir yukarıdakiyle eşit olmak isterler. Bu vazgeçilmez bir haslettir. İçten gelen, insan olmaktan kaynaklanan bir haslet. İnsanlığın yarısı kadın, yarısı erkek. Ama kadınlar erkeklere göre hem eşitlik hem özgürlük haklarını daha az kullanıyorlar. İnanın bana Avrupa'daki bir kısım ülkeler ağırlıklı İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Danimarka falan gibi ülkeler. Ondan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de tabii kısmen var. Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde. Yani demokrasinin olduğu ülkelerde ve ileri demokrasinin olduğu ülkelerde kadınlara bakıyorsunuz aşağı yukarı büyük kotalar tanınmış onlara. Erkeklerle neredeyse eşit pozisyondalar. Örneğin parlamento var. %40 kadın olacak diye kota konmuş. Şimdi bunun gibi partilerde de öyle, adaylarda da öyle. Kadın kotası diye bir şey var. Kadınlar bakıyorsun 30 yaşında, 32 yaşında, 40 yaşında kadın bakan olmuş. Milli Savunma Bakanı, Başbakan olmuş. Türkiye'ye bakıyorsunuz, Doğu toplumlarına gelince zaten kadın diye bir şey yok biliyor musun? Kadın çocuk doğurmak için, erkeğe hizmet etmek için hizmetçi. Bu kadar. Fonksiyonu bu. Çok seviyorum, çok sevmiyorum. Ya hikaye onların hepsi çok seviyorum, çok sevmiyorum. Türkiye'de yarısı erkek, yarısı kadın. Bunlar geliyor 20 yaşına, 22 yaşına, 24 yaşına, 18 yaşına. Bir yere kadar, işte liseye kadar okuyor, üniversiteye okuyor falan. Ondan sonra iş yaşamına girecekler. Kadın katılımı %34. Nerede %66'sı bunun? Eve. Evde hizmet. Abine, babana, kocana hizmet edeceksin. İşin bu senin. Erkeklerde katılım %90 küsur. Tabii iş bulurlarsa o ayrı bir konu yani. Ama katılımı söylüyoruz. Yani Avrupa ülkelerinde öyle değil. İleri medeniyet ülkelerinde %94 o, %94 o neredeyse katılım. Geride. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde bakıyorsunuz erkekte kadında %94 katılım gösteriyor. Aynı haklara sahip, aynı davranışlara sahip. Hatta özel kadın kotaları konmuş. Diyor ki niye kadın yok kardeşim senin şeyinde? Sen daha 30 kişi artıracaksın kadın kotanı diyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Parlamentoya bir bakın bakayım ya. Ülkemiz Anadolu, parlamento baba dolu. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Eğer kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olunmasını istiyorsak özel kadın kotaları koymamız gerekir. Yani bakıyorsunuz bizim toplumumuza kadın eve hapsedilmiş. Kadınlar öldürülüyor. Dikkat edin ya. Son 20 senedir olanlara bir bakın şöyle bir. Kaç tane haber duydunuz siz? Ya birdir ya üçtür. Bir kadın erkeği öldürmüş. O da artık tak etmiştir canına belki ondan dolayı. Nefsi müdafaa gibidir o olay. Neredeyse. Ya birdir ya üçtür. 20 bine yakın kadın öldürüldü biliyor musunuz? Yani 2018'in 19'un başlarındaydı. 2002'den itibaren almışlar. Bir araştırma çıkartmışlar ortaya. 15.477 kadın da öldürülen. Bu ne 2 yılda geriye koy. 2000-2001-2002. Gel burada 2019-2020'yi koy. Oldu sana 18.000-20.000 kadın öldürüldü. Her sene 400 tane, 500 tane, 800 tane kadın öldürülüyor bu ülkede. Yine de
Özel yasalar çıkaramıyoruz bunlara ilişkin. Engelleyemiyoruz bu olayı. Kadın şikayet ediyor. Tehdit ediliyorum diyor. Koruma altına alamıyoruz. Gizli evler kuramıyoruz. Bunlara bakamıyoruz. Çeşitli yerlerde kocasınınla barıştırıp geri yolluyorlarmış. E tabi adam öyle diyor orada. Tamam diyor, bir daha dövmeyeceğim diyor, eve gidince öldürüyor. Dolayısıyla bizim kadını hem sosyal hayata hem siyasi hayata hem de korumaya bir model üretmemiz gerekiyor. Modern bir toplum olmak istiyorsak. Fakat tabii şimdi döndüm kadınlara. Kardeşim, eğer moda dünyasının sizin için hazırladığı tuzakları kabul ediyorsanız zaten eşit falan olamazsınız. O evinde öbür kadın, bilmem ne aşiretinde olan kadın evinde bir köle. Sen de 5 yıldızlı otelin salonunda bir kölesin aslında. İkincisi, fetvalar veriyor din adamları. Bakıyorsun, öyle rezil fetvalar veriyorlar ki. Eğer onların vermiş olduğu, dinle falan alakası yok ha verilen fetvalar. Allah kelamı değil onların hiçbiri. Kendi üretmiş olduğu yaşam tarzına uygun davranış sistemi. Ya da böyle gelmiş bu toplum, böyle gitsin. Türünde bir şey. Bir fetvalar veriyorlar var ya, kadın köle. Dolayısıyla şunu, özet olarak şunu söylemek istiyorum. Kadın maalesef doğu toplumlarında, yaşam kültürlerinde bunların yeri yok. Çok kötü bir durumda. Batı gene biraz bunu aşmış. Eğer biz bugün, ben kadınlara sesleniyorum. Siz kendi haklarınız için mücadele etmiyorsanız, bunları erkeklerden bekliyorsanız bu iş olmaz. Böyle ezilmeye devam edersiniz. Kadınlar kendi haklarını kendi alacak. Manhattan'daki kadın işçiler 8 saatlik iş günü için direniş yapmasaydı acaba 8 Mart olur muydu, bunu konuşur muyduk? Demek ki bir şeye direnmek gerekiyor. Ben kadınlara sesleniyorum. Kocalarınızın, abilerinizin söylemiş olduğu partiye oy vermeyin. Kendi kafanıza yatan partiye oy verin. Babalarınızın, abilerinizin, kocalarınızın söylemiş olduğu mesleği yapmayın. Bakın kendinize göre bir meslek edin. Onların dediği gibi giyinmeyin. Bakın kendinize göre bir model bulun, giyinin. Bunları yaparsanız eğer özgür olursun. Öbür türlü zaten süreç yürüyor öyle. Ya yaşam yürüyor. Erkekler kontrol ediyor o yaşamı. Onlar karar veriyor. Ne giyileceğine, nasıl davranılacağına, nerelere gidileceğine, kimle görüşüleceğine, hangi partiye oy verileceğine, şuna buna, hangi okula gidileceğine, hangi meslek seçileceğine, bilmem ne falan, onlar karar veriyor. Kadınlar vermiyor ki kararı. Erkek karar veriyor. Kadın erkekten izin alıyor bir yere gitmek için. En medeni erkek bilgi veriyor sadece. Karısına, babasına, neyse artık yani. Dolayısıyla bunu aşmanız için kendiniz olun. 8 Mart'ın anlamını çözün. Bunu çiçekle, miçekle, böcekle, bilmem neyle kutlamak isteyenlere de yüz vermeyin. Bu bir mücadele günüdür. Diyeceğim bundan ibaret. Siz bilirsiniz.